Çok değerli ekonomist Sayın Oğul Aktun'a bizlerle birlikte. Sayın Aktun'a saygılar, sevgiler Yıldız Yayın TV'den. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Biz gayet iyiyiz. Siz de gayet iyi gözüküyorsunuz. Hoş geldiniz. Şimdi önceki gün sizle İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı nedeniyle kısa bir yayın yapmıştık. Ancak şimdi biraz daha ayrıntılı olarak konuşmayı arzu ediyoruz. Şimdi Dünya Finans Merkezi'nin açılması acaba piyasalar üzerinde bir hareket gözlemlemenize neden oldu mu? Öte yandan dolar ve altındaki yükseliş konuşuluyor. Bir taraftan da iki siyasetçi Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında IMF kapısına gitmek gitmemek tartışması var. Bu tablo Türkiye'yi IMF'nin kapısına götürür mü? Hepsini birden size topluca sormuş oldum. Sözünüzü kesmek istemediğim için. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Bu yayında olmaktan dolayı da çok mutluyum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizin gibi yılların tecrübesine sahip çok tanınmış biriyle bir programda Sağ olun. olmak da ayrıca Sağ olun. çok heyecan verici bir Beni durum. Teşekkürler. onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi konulara hemen başından başlayayım. Kısa ve net olarak. Yani Dünya Finans Merkezi açılışı dünyada bir yankı uyandırdı mı derseniz, öyle bir yankı şu anda benim izleyebildiğim yurt dışı kaynaklardan yok. Yani Wall Street Journal olsun, Economist olsun, Amerikalı ekonomi kanalları olsun, pek bunu gündemlerine taşıyıp da Türkiye'de gelecek vadeden bir merkez açıldı, finans merkezi açıldı gibi haberler yapıp bu bölgenin ileride dünya ekonomisi içinde önemli bir rol oynayabileceği ile ilgili makaleler falan yazmış değil. Demek ki şu anda yurt dışı Türkiye'nin bu finans merkeziyle ilgili pek bir yorum yapmıyor. Ama daha çok yurt dışı Türkiye'de 14 Mayıs'ta olacak seçimle ilgileniyor. Ve onunla ilgili ciddi makaleler var. Ve herkes Türkiye'nin bu seçiminin sonucunu merakla bekliyor. Yurt dışındaki sermaye piyasaları dahil olmak üzere ve seçim sonrasında olabilecek bazı ekonomik değişikliklerle ilgili yorumlar yazıyorlar. Türkiye'de dolar kurunun nerelere gidebileceği ile ilgili yorumlara rastlıyorsunuz. Türkiye'deki döviz rezervlerindeki sıkıntı nasıl aşılabilir? Ortodoks ekonomik modele Türkiye ne zaman geçecek? Geçerse ne olacak? Geçmeyip aynı modelle devam ederse ne olacak gibi konular daha çok yurt dışı piyasaların gündeminde ve haberlerde görünüyor. Ama finans piyasalarının açılması yurt içine yönelik bir haber niteliği taşımak dışında kimseyi pek heyecanlandırmış değil. Evet. Efendim, buyurun. Bu konu şu anda böyle gözüküyor. Şimdi ekonomiye gelirsek bir günlük ekonomi var biliyorsunuz. Bir de orta uzun vadede Türkiye'de neler olabileceği ile ilgili durum tespiti var. Günlük ekonomi gerçekten büyük bir sıkıntı halinde. Yani halkımız şu anda bir döviz bürosuna gitse farklı bir kur alıyor. Bir banka şubesine gitse farklı bir kurla dolar alabiliyor. Yani dolar bankalarda 19.30'dan satılırken kapalı çarşıda 20 küsurlardan satılıyor. Yani çift kur uygulaması gibi bir durum ortaya çıktı. Piyasalarla bankalar arasında %3'lük bir makas başladı oluşmaya. Bu tabii Türk ekonomisinin çok sağlıksız olmasından kaynaklanıyor. Zaten genelde ekonomik krizin daha da derinleştiği ortamlarda piyasayla bankalar arasındaki kur makasının %10'lara 15'lere çıktığını da görebiliriz ileriki dönemde. Bu şunu gösteriyor. Yani hastalığın ön semptomu gibi düşünün. Örneğin çok ağır ateşli bir hastalık geçirmeden evvel boğazınız ağrımaya başlar. Hapşırırsınız, burnunuz akar. İşte orada önlemi alıp İlacı alırsanız daha sonraki aşamada 40 derece ateşle 15 gün yatağa bağlı bir şekilde yaşamazsınız.
Ekonomi de böyle bir şey. Canlı bir organizma. Çünkü ekonominin teorik yönü olduğu gibi sosyal yönü de var. Halkla yapılan bir şey ekonomi. İnsan faktörü var. Bundan dolayı biz ekonomide önlemlerimizi çabuk alırsak hastalığı da çabuk atlatırız. Fakat tabii Türkiye bir seçim atmosferinde 26 gün boyunca bir önlem alma şansı ülkenin yok. Çünkü bu seçime hiçbir hükümet problemli bir döviz kuruyla girmek istemez. Seçimi kaybetme riskini göze almak istemez. Ondan dolayı da Merkez Bankası kur üstünde bir baskı kurdu. Bu baskıyı da bir seneyi aşkındır devam ettiriyor. Ve o baskıyı son güne kadar devam ettirecek, öyle gözüküyor. Bundan dolayı da çift kur sistemi gittikçe yaygınlaşacak, öyle gözüküyor. Bu günlük piyasa. Tabii ki dolar neden önemli? Çünkü bizim ülkemiz ithalat ağırlıklı bir ülke ve bundan dolayı da dolar kuru tamamen her şeyi belirliyor. Her şeyin maliyetine etki ediyor. Ve bu maliyetler arttıkça enflasyona dönüşüyor. Enflasyon hayat pahalılığı demek ve insanların fakirleşmesi demek. Ondan dolayıdır ki günlük hayat aslında dolar bir barometre şeklinde algılanıyor. Halkımız da bunun çok bilincinde. Yani en eğitimliden en eğitimi olmayan insana kadar herkes doları günlük takip ediyor ve atacakları adımları dolara bakarak karar veriyorlar. Sanmayın ki sadece iş adamları böyle düşünüyor. İnanın bana cebinde 100 doları olan insan bile bugün mü bozayım, yarın mı bozayım ya da Türk lirası olan insan bugün mü alayım dolar, yarın mı alayım diye endişe içinde bekliyor. Bizim gibi kalkınan ekonomiler için zaten en büyük problem ekonominin stabil olmamasıdır. Ve Türk ekonomisinin stabilitesi uzun zamandan beri bozuk. Zaten bunu dolar kuru hareketlerinden, enflasyon rakamlarından, dış ticaret açığından görebilirsiniz. Şimdi günlük ekonomiyi konuştuktan sonra bir de orta ve uzun vadeyi size kısaca anlatayım. Orta ve uzun vade ekonomik göstergelerimiz tamamen seçimde hangi ittifakın kazanacağına bağlı gözüküyor. Çünkü kim seçimi kazanırsa o ittifak orta ve uzun vadeli bir plan koyacak ortaya. Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada seçimi kazanırlarsa düşük faiz politikasına devam edeceklerini ifade etti. Buradan anladığımız kadarıyla eğer Cumhur İttifakı kazanırsa şu anda uygulanan model devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ha bu model Türkiye'yi orta ve uzun vadede nereye götürür? Yani 3-6 aylık bir orta vadede Türkiye çok ciddi bir döviz darboğazı ve ciddi ödemeler dengesinde problem yaşar. Uzun vadede nereye gideceğini söylemeyeyim, yaşayalım görelim. Zamanı gelince onu da ifade ederiz. Millet İttifakı'na geldiğimiz zaman Millet İttifakı seçimi kazanırsa görünen odur ki ortodoks ekonomik modele geri dönecekler. Yani faizin belirleyici olduğu ve döviz faiz arasında bir rasyonel ilişkinin olduğu, bu ilişkiye göre sermayedarların yatırım yaptığı, alım satım yaptığı bir piyasa haline geleceğiz. Bu tabii ne kazandıracak? Döviz kurunun daha öngörülebilir olmasını kazandıracak. Bu da tabii 3 ve 6 ay vade içinde Türk ekonomisini yeniden canlandıracak. Döviz krizinin belli bir nebze önüne geçecek. Hatta yeni gelen iktidara yurt dışında da bir güven, bir kredi oluşursa ki o da nereden oluşur? Merkez Bankası'nın şeffaflığı, adalet sisteminde reformlar, liyakatli bakanlar gibi hamleler yurt dışından Türkiye'ye hızlı sıcak para girişini çabuklaştıracaktır. Ha bu gelen sermaye Türkiye'ye ilk 6 ayda ciddi bir başlangıçta avantaj sağlayacaktır. Ama orta uzun vadeye baktığımızda çok enflasyonla savaşan, enflasyonu ciddi anlamda tekhanelere indirmeye çalışan, öteki taraftan istihdam ve üretime bağlı stratejiler geliştirip onları mükafatlandıran bir ekonomik modele geçersek Türkiye'nin de uzun vadesinde ciddi anlamda tekrar kalkınmakta olan ülkeler arasında at başı bir pozisyon alabiliriz. Evet, bu çok güçlü, önemli bir analiz.
şu seçim tablosunda ve Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloda. Sizle görüştüğümüzde Türkiye'nin bir dünya finans merkezi olabilmesi için sağlam bir ekonomik modele ihtiyacı olduğunu söylediniz. Ve onun da koşullarını, maddelerini sıraladınız. Yani dediniz ki adalet sisteminde ciddi şeffaflık olmalı, hukuk sistemi dış sermayenin gelmesini sağlayabilecek bir zemine oturtulmalı. Dünya yolsuzluk endeksinde 108 ülke içinde 102. sıradayız dediniz ve tekrarladınız. Bunları sizden ayrıntılarıyla dinlemek isteriz. Adalet sistemi, hukuk sistemiyle nasıl bir ilişki içindedir ki bir finans merkezi olması konusunda önemli bir madde olarak birinci sıraya koydunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi adalet sistemi eğer şeffaf değilse ve adalet sisteminde hak eden hakkını kısa süre içinde alamıyorsa, böyle durumlarla yabancı yatırım böyle adalet sisteminin aksak olduğu ülkelere yatırım yapmaktan korkar. Yani iki tür yatırım vardır biliyorsunuz. Biri sıcak para diye piyasada nitelendirilen, daha çok Türkiye'de borsaya giren, hazine bonosuna giren yatırım cinsi. Bir de uzun vade olan direkt yatırım denilen, yani yabancı yatırım ama direkt yatırım olarak adlandırılan yatırımdır. Bu da Türkiye'de para piyasalarına değil de Türkiye'de üretim yapmaya gelen ve yatırım yapmaya gelen, fabrika kuran ve bu yaptığı yatırımdan sonra o fabrikadan kazandığı, ürettiği ürünlerle piyasalara ihracat yapan ya da Türk piyasasına mal satan bir yatırım şekli. Şimdi sıcak para adalet sistemindeki sıkıntılardan etkilenir ama direkt yatırım kadar değil. Çünkü çok kısa vadedir sıcak para. Bir sene içinde gelip gidebilir. Hı hı. Ama uzun vade gelen ve fabrika kuran ve istihdam yaratan yabancı yatırım bizim için en kıymetli olanı. Ama bu geldiği zaman, Türkiye'ye yatırım yaptığı zaman o fabrika 20-30 sene kalacağı için buradaki riskleri çok ince hesap yapmadan o yatırımları buraya getirmezler. Hatta buna bir örnek verebilirim. Bundan belli bir sene evvel Volkswagen firması Türkiye'de fabrika kurmayı düşündü. Fakat adalet sistemine güvenemediğinden dolayı bu fabrikayı Polonya'ya kurdu. Hmm. Ve Türkiye orada yan sanayisi ve üretimiyle korkunç bir potansiyeli Polonya'ya karşı kaybetti. Yani en az 15-20 bin tane insanın fabrikada çalışacağı, aileleriyle birlikte bu 80-90 bin kişi eder. Bunun dışında oluşacak bir yan sanayi, yedek parça sanayisiyle birlikte Türkiye'de yüz binlerin geçineceği bir fırsat kapısı, artı üretilen ürünlerin Türkiye'de satılması dışında yurt dışına ihracı olacaktı ve Türkiye net ihracatçı pozisyona gelecekti. İşte bu tip yatırımlar Türkiye için çok önemli kalkınma hamlelerinin parçalarıdır. Ama biz böyle yatırımları işte adalet sistemimizdeki şeffaflık problemi yüzünden kaçırıyoruz. Bu çok hakikaten son derece önemli, çarpıcı. Hatta yıllar öncesinden bazı Türk yatırımcıların daha ucuz ve daha kolay yapabildikleri için bir takım ticari hareketleri bazı ülkelerde fabrika kurduklarını biliyoruz. Buna tanıklık etmiştik. Öyle değil mi Sayın Aktuna? Doğru. Şimdi onun da sebebi ayrı. O sizin dediğiniz hukuki altyapıya. Bu adaletti. Hukuki altyapı da şöyle bir şeydir. Yabancı yatırımı çekebilmek için hızlı kalkınmayı düşünen ülkeler hukuki altyapılarında bazı reformlar yaparak yurt dışından gelecek sermayeye kolaylıklar verirler. Bu kolaylıkları kendi rekabet ettikleri ülkenin mevzuatlarından daha avantajlı hale getirirlerse, o zaman dış yatırım o ülkelere akmaya başlar. Evet. Bunun içinde serbest bölge oluşturmalar vardır, teşvikler vardır, yatırım maliyetinde SSK indirimleri vardır, KDV ötelemeleri vardır, hazineden arazi verme olabilir. Ben burada saymayayım, çok uzun. Şimdi bizim gibi sermaye birikimi az olan ülkeler yurt dışından sermaye ithal edebilmek için
Böyle hukuki mevzuatlarda cazip maddeler koyarak Türkiye'de yatırımı teşvik etmelilerdir. Böylece sermayemiz eksik olduğu için yurt dışından tamamlayarak kalkınmamızı daha da ivmelendirme şansına sahip olacağız. Çünkü Türkiye şu anda %20 tasarruf edebilen bir ülke. Ama kalkınmakta olan Güney Kore gibi iddialı ülkelerde bu %30'larda. Demek ki Türkiye ne yapmalı? %20 tasarruf edebiliyorsa bir, kendi iç tasarrufunu arttırmak için tedbirler yapmalı. İki, yurt dışından o eksik 10 puanı tamamlamak için yurt dışı sermaye ithal etmeli. Bunun için de hukuki altyapıyı modernize etmeli ve o ülkelerin Türkiye'ye yatırım yapmasını cazip hale getirmelidir. Şimdi o zaman hep bir Çin modelinden söz edildi, Çin mucizesinden söz edildi. Çin ekonomide bir dünya devi olma yolunda hızlı adımlarla yürüyor. İşte Amerika o nedenle Çin'le ilişkileri gerebilir, geriyor anlamında yorumlar da yapılmıştı. Çin ekonomisini nasıl toparladı? Acaba doğru mu bakıyoruz Çin'e? Yani Çin çok farklı bir model, kendine has bir model. Ben hatta Çin'e gittim, Pekin'de bulundum uzun süre. Hatta oradaki bazı parti yetkilileriyle tanışma, yemek yeme fırsatım oldu. Ve Çin siyasetinde biraz bilgi edindim. Çin olaya şöyle bakıyor. Biz diyor komünistiz diyor. Sadece diyor serbest piyasayı bir araç olarak kullanıyoruz diyor. Serbest piyasa ekonomisini kullanıyor olmamız bizim demokrasiyle yönetilmemiz gerekliliğini doğurmuyor diyor. Böyle bir felsefeyle yönetilen bir ülke, seçim yok, Merkez Parti bütün olanakları, iktidar olanaklarını kullanıyor. Kendi seçici kurulları var, farklı terfi ve görevlendirme sistemleri var, onlara girmeyeyim. Ama onların bakışıyla onlar diyor ki biz diyorlar serbest piyasa ekonomisini kullanacağız, bu bize dünyaya büyük ihracat yapma şansı tanıyacak, bu ihracat da bizim döviz rezervlerimizi arttıracak ve tasarrufumuzu arttıracak. Bu sayede orta vadede, uzun vadede kişi başı gelirimizi arttırarak insanlarımızı çok daha refah içinde yaşatacağız diyor. Ama işin sosyal boyutunda komünizmle devam ediyor. Sadece ekonomik modeli almış, kullanıyor. Çin'in durumu bu. Tabii bir de Çin'in nüfusu 1 milyar 400'e yakın. Coğrafi yapısı Türkiye'ye göre çok farklı, komşuları çok farklı, iş gücünün maliyetleri çok farklı, yeraltı kaynakları çok farklı. Yani Çin modeli Türkiye'ye uygulanabilecek bir model değil. Çin modelini uygulasa Hindistan uygulayabilir. En azından nüfusu benzer, yapısı benzer, insan yapısı. Ama Türkiye çok daha farklı ama çok daha etkin, katma değeri çok yüksek ürünler yaratıp onları marka haline getirerek çok başarılı olabilecek bir ülke. Çünkü nüfusu, coğrafi konumu ve komşu ülkeler bazında Çin'e göre çok daha avantajlı. Asya ile Avrupa arasında, Rusya ile Orta Doğu arasında bir geçiş bölgesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin coğrafi konum avantajlarını kullanması ticari anlamda Türkiye'yi çok farklı noktalara getirebilir. Evet. Şimdi markalaşmak ve dünya çapında markalaşmaktan söz ettiniz. Türkiye bu yolda adım atamıyor mu? Önünü kesen noktalar mı var? İşte biliyoruz ki iki büyük aile var. Koç ailesi ve Sabancı ailesi. Çok güçlü yatırımları var. Yurt dışında da yatırımları var. Dünya teknolojisini Türkiye'ye getiriyorlar. Öyle değil mi? Yani siz yakından takip ediyorsunuz, yüksek sesle düşünüyorum. Biz dünya markası olabilecek bir ürün skalası yaratamadık mı? Şimdi o konuya şöyle yaklaşayım. Evet, bizim çok önemli holdinglerimiz var. Ve bu holdingler yurt dışına ihracat da yapıyor. Hatta ben size örnek vereyim. Beko, İngiltere'de ciddi bir marka olma yolunda bayağı yol kat etmiş bir markadır. Bunun gibi başka örnekler de önümüzdeki yıllarda eklenebilir. Fakat benim bahsettiğim marka katma değeri daha yüksek bir ürün ihraç etmek. Yani
beyaz eşya sektörü, televizyon sektörü artık eskisi kadar katma değeri çok yüksek alanlar değil. Ekonomi çok hızlı bir şekilde bilgi teknolojisiyle birlikte farklı bir noktaya gidiyor dünyada. Ve dünyada bizim rekabet etmemiz gereken alanlar çok hızlı değişti. Biz biraz onların gerisinde kaldık. Şu anda dünyada örneğin yapay zekadan bahsediyorlar. Dünyada sağlık turizminden bahsediyorlar. Yaşamı uzatmadan bahsediyorlar. Yani medikal alan, yapay zeka, robotik alanı, bunlar yeni geleceğin alanları. Ama biz hala işte beyaz eşya, televizyon falan gibi alanlarda ya da bir araba üreterek hani ciddi anlamda avantajlı olacağımızı zannediyoruz. Bunlar tabii dünya çapında söz konusu bile değil. Yani bu üretimlerin Türkiye'ye bir getirisi yok. Çünkü katma değer sunan yatırımlar değil. Katma değeri de halkın anlayacağı dilde şöyle söyleyeyim. Yani en basit tabiriyle 1 liraya üretip 10 liraya satmak. Tabii 1 liraya üretip 10 liraya satmayı herkes istiyor. Fakat işte orada o 1 liraya ürettiğin şeyin muhteviyatı çok önemli. Öyle bir şey elinde olacak ki dünyada onunla rekabet edebilecek hale geleceksin. Ya yüksek teknoloji barındıracak, ya içinde Ar-Ge barındıracak, ya çok iyi bir dizayn olacak kendine has. Yani seni rakiplerinden ayrıştıracak çok önemli avantajların olması lazım. Tabii bunu sağlamak için bir, çok eğitimli bir iş gücü lazım. İki, çok geniş bir Ar-Ge çalışması yapan, örneğin Amerika'daki Silikon Vadisi benzeri ciddi yatırımlardan bahsediyoruz. Bu öyle özel sektörün iki tane holdinginin yapacağı bir şey değil. İşin içine devletin girmesi lazım. Devletin öyle teknokentler falan değil. Çok ciddi anlamda büyük yatırımlara imza atması lazım. Özel sektörün bu yatırımların öncüsü olması lazım. Hatta ve hatta bırakın elimizdeki değerli profesörleri, bilim adamlarını kaybetmeyi, yurt dışında bilfiil özellikle Amerika ve Avrupa Birliği'nde çok önemli noktalara gelmiş bilim adamlarını ülkemize davet edip bu teknoloji vadilerinde görevlendirmemiz falan gerekiyor. Yani benim marka dediğim ve o markayı destekleyecek çok, arkada böyle bir eğitimli bir net ordu gerekiyor. Bunun dışında bu master planı yaptıktan sonra yurt dışından çok ciddi kaynakları getirebilirsiniz inandırıcı bir projeyle. O kaynakları da getirdiğiniz zaman Türkiye çok kısa zamanda bir teknoloji üssü haline gelebilir. Ve yazılımdan tutun yapay zekaya, robotikten tutun biyomedikale kadar çok değişik alanlarda Türkiye 5 veya 10 sene içinde dünyada rekabetçi en az 2-3 tane marka üretmiş olur ve bu da büyük bir başarı hikayesi olur. İlk aşamada bütün bölge ülkelerine ihracat yapar, dış ticaret açığını toparlar. İkinci aşamada da dünyada saygın bir konum almaya başlar ve Türkiye dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme iddiasını pekiştirir. Tabii sizi dinlerken insanın içi acıyor. Biz öyle şartlanmışız ki işte dünya markası haline gelmenin bir televizyonla, bir arabayla, işte tekstilde çok iyiyiz, tekstil ürünlerini satmakla vesaireyle olabileceğini düşünürken öyle bir ufuk, öyle bir yol çizdiniz ki, öyle bir fotoğraf gösterdiniz ki evet, bunları Türkiye'nin çok iyi tartışması, düşünmesi lazım ama teknolojiyi çok az telaffuz ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bile yapay zeka yöntemiyle hayata geçirilmiş olan bir haber spikeri var ve haber okuyor. Yani biz Birleşik Arap Emirlikleri'nden düşünce sistemi olarak çok mu gerideyiz de bir de sarışın, hoş, güzel bir haber spikeri yaptılar. Değil mi? Şimdi aslında yapay zeka gerçekten dünyanın geleceği ve derya gibi bir alan. Şu anda kapsayacağı alanı bile tahmin etmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili çok ciddi makaleler okuyorum, gün gün takip ediyorum. Bill Gates'ten Elon Musk'a, Jeff Bezos'a kadar dünyanın en büyük teknoloji firmaları sahipleri tek tek yapay zeka firmalarını kurdular ve hayata geçiriyorlar. Yani önümüzdeki 5 sene içinde yapay zeka tüm dünyadaki sektörlerin beyni haline gelecek. Bunu buradan söyleyebilirim. Yani sağlık alanından hukuk alanına, ticaretten turizme, her alanda yapay zeka ağırlığını koyacak. Ama ben şunu anlatmak istiyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında söylediği söz: bilimle bir gün benim söylediklerim çelişirse bilimi takip edin. Yani bu aslında çok basit bir bize
öngörü verebilir. Çok. Örneğin çok, 1926 evet. yılında Ankara'da sokakta kanılar dolaşırken oradan 5 kilometre ileride Türkiye uçak üretmeye başlamıştı. Bakın, kanıyla dolaşan ülke uçak üretiyor. Aralarında 100 yıllık bir fark var. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Teknoloji açısından daha araba üretemezken uçak üretiyorsun, kanıyla dolaşıyorsun. Yani ne yapmışız o zaman? Aradaki basamakları bile atlayıp en son teknolojiye girip oradan yarışa katılmışız. Ama biz şu anda ne yapıyoruz? Hala inşaatlarla uğraşıyoruz. Hala araba üretmeye çalışıyoruz. Yazılım, yapay zeka, robotik, bunların hiç haberimiz yok. Yani biz eğer 1930'lardaki başarıyı kullandıysak ve görüyorsak ki öyle, bunlar realite. Bizim acilen dünyada en son sistem teknolojiyle donanmış markalar oluşturmamız lazım. Çünkü en fazla katma değeri de orada üretebiliyorsunuz. Yani başında dediğime geliyor, 1 liraya üretip 10 liraya satmak. Çünkü siz öyle yaptığınız zaman ihracatınız fason olmuyor. Çok yüksek ihracat rakamlarına çabuk ulaşıp dış ticaret açığınızı kapatıyorsunuz. O açığı kapatmak demek Türkiye'nin döviz ihtiyacının bitmesi demek. Bu ne demek? Türkiye'nin ekonomik olarak rahatlaması ve kişi başı gelirin hızla artması. Ama reel anlamda artması demektir. Evet. Sayın Aktun'a çok teşekkür ediyoruz. O kadar bizi bilgilendiren, o kadar net teknik terimlerden uzak, aklımızda son derece önemli pencereler zihnimizde açan bir analiz yaptınız ki, teşekkür ediyoruz. Yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler diliyorum. İyi bayramlar şimdiden.